Hani her zaman söyleriz ya, dünyayı İngiltere yönetiyor diye. Hatta koronanın İngiliz laboratuvarlarda üretildiği söylentileri de ortalıkta dolanıyor. Tabii bunlar sadece iddia. Birkaç videomuzda bu iddialardan bahsetmiştik zaten. Bu süreçte insanların akıllarına sorular geliyor. Sormakta haklılar. Özellikle şu üç sorunun cevabını sizlere bırakıyorum. Eğer virüsü İngiltere ürettiyse, neden İngiltere'nin yönetici ve politikacıları koronavirüse yakalandılar? Ya virüsü İngiltere ürettiyse ve kendini aklamak için kendi adamlarına da bulaşmış gibi gösterdiyse? Ya virüsü başka bir güç üretip İngiltere'yi bitirmek istediyse? Tabii bunlar sadece sorulardan birkaçı. Virüs üretilmemiş de olabilir. Tamamen doğal gelişen bir virüs de olabilir. Hadi şimdi Avrupa'dan çıkmış İngiltere'ye uzanalım. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiye kadar 600 bin kişiye bulaşan koronavirüs Antarktika dışında her yeri sarmış durumda. Ve insanoğlu bu durumu çaresizlikle izliyor. Aşının en erken bir seneyi bulacak olması insanları endişelendiriyor. Belki de aşı zaten hazırdı. Belki de virüs yayılmadan önce bu virüsü yayanlar kendi aşılarını yapmıştı. Belki de yeni dünya sistemini kurmak isteyenler, istemedikleri insanları yok ederek yeni sisteme geçmeye karar verdiler. Virüsü yayanların kimler olduğu net olarak bilinmiyor. Ama virüse insan eli değdiği ortada. Şu veya bu ülke yapmıştır demeyeceğim. Ama bu virüsün neden İngiltere kraliçesinin oğluna ve İngiltere başbakanına bulaştığını merak etmeden duramıyorum. Bu yüzden parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Twitter hesabımıza mesajlarınızı gönderip bu konudaki düşüncelerinizi birebir benimle paylaşabilirsiniz. Taht sıralamasında kraliçenin hemen ardından gelen oğlu Prens Charles'la İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından bütün gözler 9 Mart'ta oğlu Prens Charles'la Westminster Abbey'deki Commonwealth etkinliğinde oğluyla yan yana oturan Kraliçe 2. Elizabeth'e çevrildi. Kraliçe, Başbakan Johnson'la da en son 11 Mart'ta bir araya gelmişti. Onun da testi pozitif çıkınca, Kraliçe 2. Elizabeth'le ilgili kaygılar biraz daha arttı. Resmi bir açıklama yapılmasa da, Kraliçe 2. Elizabeth'in virüse yakalanma olasılığı gerçekten de çok yüksek. Zaten yakalansa bile gizleme ihtiyacı duyacaklardır. Kraliçe, oğlunu en son 9 Mart'ta, Johnson'ı da en son 11 Mart'ta gördüğü ve sağlığının iyi olduğu belirtildi. 93 yaşındaki kraliçe ile 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Windsor Şatosu'nda sosyal izolasyona çekildi. İlk başlarda toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölümlerin artacağı yönündeki raporların ardından geri adım atmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, evlere göndereceği mektupla yeni tip koronavirüs salgınında işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini belirtecek. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 testi pozitif çıkan Johnson'ın mektubu 9 hafta içinde 30 milyon haneye ulaşacak. Mektubunda halka evde kalarak ulusal sağlık hizmetlerini korumaları ve hayat kurtarmaları için çağrıda bulunacak Johnson, ayrıca hükümetin salgınla mücadele etmek ve işletmelerle çalışanları desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri anlatacak. En başından itibaren doğru zamanda doğru önlemleri almaya çalıştıklarını, gerekirse bunları daha da sıkılaştıracaklarını belirten İngiliz Başbakan mektubunda, "Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullanacak. Bu arada İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Profesör Stephen Powys, ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının iyi bir sonuç olacağını ifade ederek, halktan hükümetin uyarılarına dikkate almalarını istedi. Koronavirüse şimdiye kadar 1019 kurban veren İngiltere'de kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisinin görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor. 25 Mart'ta da İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles, 27 Mart'ta da Başbakan Boris Johnson'la Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı. Ve bu açıklama doğrulandı. Önümüzdeki dönemde İngiltere'yi çok zor bir süreç bekliyor.
İngiltere birkaç hafta önce şok edici bir rapor hazırlamıştı. İngiliz The Guardian gazetesinin ulaştırdığı rapor oldukça korkutucu rakamlara ev sahipliği yapıyor. Söz konusu rapor, salgının biteceği tarihle ilgili tahmini tarihe de ev sahipliği yapıyor. Rapora göre, İngiliz yetkililer salgının etkilerinin en az 12 ay daha görüleceği görüşünde. Başka bir deyişle, salgının 2021'in bahar aylarına kadar sürmesi bekleniyor. Aynı raporda, nüfusun %80'inin bu süreçte enfekte olabileceği ve ülkede yaşayan her 100 kişiden 15'inin bu süreçte hastanede bakıma ihtiyaç duyabileceği bilgisine de yer veriliyor. Başka bir deyişle rapora göre, bu 12 aylık süreçte yaklaşık 8 milyon kişinin hastanelerde tedavi altına alınması gerekecek. En kötü senaryo olarak adlandırılan bu durumun gerçekleşmesi durumunda ülkenin sağlık altyapısının yetersiz kalabileceği belirtiliyor. Tabii tüm dünya gibi İngiltere'de aşı çalışmalarına başladı. The Guardian'da yer alan habere göre Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları koronavirüse karşı aşı geliştirdi. Oxford Üniversitesi'nde Profesör Sarah Gilbert'ın ekibi aşıyı gelecek hafta hayvanlar üstünde test edecek. Testlerin başarılı olması durumundaysa önümüzdeki ay insanlar üstünde denenecek. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Adrian Hill, aşının en kısa sürede üretilmesi gerektiğinin farkındayız. Özellikle ölü sayısının en yüksek olmasını beklediğimiz Haziran-Temmuz aylarına kadar hazır olması gerektiğini biliyoruz, diye konuştu. Hill, bu normal bir durum değil. Tüm deneme güvenliği kurallarına uyacağız. Ancak olumlu sonuç veren bir aşımız olur olmaz, dağıtılmasını sağlamak için lisans prosedürlerinin hızlandırılmasını öngörüyoruz. Ne kadar erken aşı sağlayabilirsek o kadar iyi, ifadelerini kullandı. Oxford ekibinin sınırlı üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Yıl, eğer testler aşının başarılı olduğunu gösterirse, büyük ölçekli bir aşı üreticisiyle birlikte çalışmaları gerekeceğini söyledi. Koronavirüs aşısının geliştirilmesi zaman alacak. İnsanları, virüse karşı bağışıklığı olanları saptayacak teste yoğunlaşmış durumda. Piyasada bulunan antikor testi, 15 dakikada virüse karşı bağışıklık olup olmadığını ve kişilerin hastalığı hafif semptomlarla atlatıp atlatmadığını ortaya çıkartıyor. Bu test yaygınlaşırsa, bağışıklığı olanların işe dönmeleri kolaylaşacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, günlük basın toplantısında, ulusal sağlık hizmetlerinin koronavirüs kriziyle başa çıkmasına yardımcı olunması amacıyla yaptıkları talebe, beklentilerin üstünde olumlu cevap geldiğini söyledi. Johnson, "Dün talebimizi dile getirdiğimizde birkaç gün içinde 250 bin gönüllü bulmayı umuyorduk. Sadece 24 saat içinde 405 bin kişinin çağrıya olumlu cevap verdiğini söyleyebilirim," dedi. Gönüllülerin, ulusal sağlık hizmetleri çalışanlarının yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yönelik görevlerini devralarak, sağlık personelinin COVID-19 hastalarıyla daha fazla ilgilenebilmelerine olanak sağlayacak. Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock, parlamentoda yaptığı açıklamada, 3,5 milyon 15 dakikada sonuç veren antikor testi aldıklarını, bunların günler içinde Britanya'da kullanıma sunulacağını ifade etti. Hamilelik testlerine benzeyen ama kan örneğiyle sonuç veren testler, evlerinde kendilerini izole edenlere Amazon aracılığıyla dağıtılacak. Diğer kişiler teste eczanelerden ulaşabilecek. Antikor testleri, vücutta mevcut durumdaki virüsü tespit eden antijen testlerinin aksine, kişinin virüse yakalandıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini öğrenme imkanı sunuyor. İngiltere bu testlerle virüsü kapıp da hastalanmadan atlatanların bunu öğrenmesiyle herhangi bir endişe duymadan işe gitmelerini sağlamaya çalışıyor. Antikor testini ilk deneyen ülke İngiltere değil. Şubat ayında Singapurlu yetkililer antikor testlerini kullanmaya başladıklarını duyurmuştu. Ellerinizi sık sık yıkayın. Olmuyorsa el dezenfektanı kullanın. O da olmuyorsa kolonyayla temizleyin. Kalabalık yerlere girmeyin. Aranıza mesafe koyun. Bulaşma zinciri en net nasıl kırılır? Bir araya gelmemekle, evden çıkmamakla, sonra elini temizlemekle. Çünkü eline bulaşsa bile hemen yıkarsan buradan kırdın zinciri. Evden dışarı çıkıyorsan ondan sonra getirdiğin paketi istediğin kadar sabunla yıka. İşte yaşlılarımıza yasak getirildi. Niye getirildi? Yaşlıları sevmediğimizden dışarıda dolaşmasın diye değil, onların canını korumak için getirildi. Çünkü çok net, hangi ülkeye bakarsanız bakın 65 yaştan sonra ölüm oranı artıyor. Bütün ciddi enfeksiyonlarda böyledir bu zaten. Herkes uyarılara riayet ederse, evden çıkmazsa, ellerini yıkarsa esas destek orada. Kilit noktası orası. Yani bu benim kişisel tahminim. Böyle giderse yaz ayları civarında, yaz aylarına gelirken bir rahatlama olacağını umuyorum. Tabii kalbimin bir köşesi böyle olsun istiyor ama mümkün olduğu kadar sıyrılıp baktığım zaman tedbirler çok iyi olmak kaydıyla inşallah Haziran ayının başına doğru bir rahatlama olacağını umuyorum.